Sakın korkmayın. Kötü bir niyetim yok. Saklanmam lazım da onun için geldim. Durumum kötü. Hasta mı? Öldü. Ha? Yok be. Desene evlat, senin durumun benimkinden de bok. Biz arabadan inemeyiz ahbap. Size yardım edeceğim diye polislere enselenmek işime gelmez. Şu bebeğin hatırına araba bile çaldık be. Bir kaçağı arıyoruz. Buralarda rastlamış olabilirsin. Bu bize yardım eden adam. Orada. Görmüyor musun komiser amca? Vay! Beni yakalatacak. İşte arabadaki. Peşine düşün çabuk. Kardeşlerim arabadaydı. Ne hazırlıyor bu çocuk? Ne oluyor senin? Kız kardeşim. Bacağı kırılmış ulan bunun. Ömrü billah sakat kalabilir. Annene babana söyle çaresine baksınlar. Sabıkası yok. 26 yaşında. Adı Murat. Soyadı bilinmiyor. Bu kadar kurnaz. Şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Zengin kızların bulunduğu her yerde hazır ve nazır. 2 dakikada kılık değiştirip avukat, tüccar, doktor ve profesör olabiliyor. Gözüne kestirdiği bir milyoner kızını tavlıyor ve bir eve kapanıyor. Ta ki kızın babası fidye verene kadar. Fidyeyi alırken suçüstü yapabiliriz komiserim. Parayı bebek yüzlü almıyor ki. İşin içinde başkaları da var. Kimler? Kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama bebek yüzlüğü yem olarak kullanan koca bir grup var perde arkasında. Anladığıma göre onları bulmak bana kalıyor. Yaşlandım. Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan bebek yüzlüğünün arkasındaki adamları getir bana. Ama öyle bir suçüstü yapmalısın ki en azından 20 yıl yatsınlar. Geliyorum. Hoş geldiniz. Babanızın yeni avukatı Kemal.
Size eve kadar refakat görevini aldığım için memnunum. Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Benim de bir takım davalarıma bakar mısınız? Tabii. Bütün davalarınıza bakarım. Niye durduk burada? Babanızın evine geldik küçük hanım. Çıldırdınız mı siz? Bu dağ başında ne işim var benim? İçeride öğreniyorsun güzelim. Hadi yürü bakalım. Gel bak. Beni evime götürün. Beni evime götürün, anladınız mı? Götürürüz sen, gel bakalım. Telaşlanma yavrum, sakin ol. Beni evime götürürüz. Bırakın. Hep böyle sert davranırsın bu canım kızlara. Çenesini zedeleyeceksin zavallının. Devamlı havyar yedikleri için çeneleri kuvvetlidir bunların. Sakin ol kızım. Bebek yüzlü dostumuz babanı ziyaret edip gelene kadar bize misafir olacaksın güzelim. Daha önce de kovmuştum sizi. O zaman kültürüm azdı. Şimdi çok şey biliyorum. Ne biliyorsun bakalım? Ayağı kırık bir bebekle sokaklarda ekmek direnen bir çocuğun neler hissettiğini biliyorum. İnsan 100 gram zeytin için kaç kapıdan kovulabilir onu biliyorum. Sonra demirin tonu kaç lira onu biliyor. Tonlarca demiri aylarca sakladıktan sonra 10 misline satarlar. Onu da biliyor. Gördün ya, kültürüm pek zayıf sayılmaz. Ticaret serbesttir. Tabii serbesttir. Bir odalık ev yapmak için çırpınan garibanların sırtından geçen ay 10 milyon vurmuşsun. Kanunsuz iş yapmıyorum ki. Ben de. Yakalanıncaya kadar hiçbir iş kanunsuz değildir. Hadi be, şimdi görürsün hara sisteminin ne olduğunu sen. Polise telefon etmeden kızınla konuşmak istemez misin? Kızım mı? Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma? Ben Murat. Verin telefona da şu herif kızıyla konuşsun. Al bakalım, bey baban gözlerinden öpecekmiş. Baba, babacığım, kaçırdılar beni. Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et. Tarifesi bendedir. Yarın 9'da parayı isterim. Bırakacağın yeri telefonla söyleyecekler sana. Polise gidersen hem kızından hem de depondaki demirlerden olursun. Kim bilir, belki de kazara hapse girersin. Birini mi bekliyorsun abi? Hissemi bekliyorum. Parayı çoktan almış olmalılar.
işleri ne zaman bırakacaksın abi? Sokağa her çıkışında ölüm haberini getirecekler diye yüreğim titriyor. Bu işi bıraktım bile Selma. Hissemi alayım çekip gideceğim buralardan. Ben açarım. Murat abimin hissesini gönderdi patron. Kolay oldu mu? Sorma abi. Herif jet hızıyla getirdi paraları. Al. Bu da senin hissenmiş. Patron gönderdi. Hepsi bu mu? Adı Tülin. Babası yedek parti kara borsasından 20 milyon vurmuş. Desene patron, bizim bebek yüzdü ya, iş düşüyor gene. Geç kaldınız. Bebek yüzdü. Öldü artık. Az mı buluyorsun parayı? Sana milyon kazandırıyorum. Mecbursun. Kucağında ayağı kırılmış 6 aylık bir bebekle kapımın önünde açlıktan bayıldığın zaman 10 yaşındaydın. Tam 15 yıldır seni de besliyorum, kız kardeşin de. Koltuk değneklerini bile ben yaptırdım. 15 yıl senin için çalıştım. İşin tehlikelisini ben yaptım. Sen milyoner hayatı yaşadın. Sömürülmekten bıktım. Yetti artık. Gidiyorum. Bir daha gidiyorum dediğini duyarsam... Bırak! Gidiyorum. Seni durduramayacaksak gideceksin tabii. Yolun açık olsun. Dur, yüzüne dokunma. Güzelliği lazım bize. Baba, yeter baba. Yanlarım yeter. Sen karışma. Gidecekmiş Ergel'e. Senin iliğini kurutana kadar emmeden bırakır mıyım ulan? 15 yıllık hizmetimin karşılığını almadan bırakır mıyım? Baban yaptı bunu. Al abini git buralardan. Bir gün bu pis işlerin ortasında öldürecekler onu. Babamı tanırım ben. Abim bana melek gibi biri derdi senin için hep. Öyle zannediyorum ki haklıymış. Beni meleğe mi benzetirdi? Kendine geldiği zaman ona de ki, meleğe benzettiğin bu insan yıllardır seviyor seni de. Çok seviyor de. Ama hayır.
Hiçbir şey söyleme. Nasıl olsa çekip çıkaramaz beni bu çirkef yerden. Sevdiğimi bilmese daha iyi. Gidelim buralardan abi. Bir gün senin mezarının başında ağlamak istemiyorum. Kızın adı Tülin. 20 milyonluk bir babanın tek kızı. Bu benim son işim olacak. Kendi hesabımı yapacağım ilk ve son işim. Abi. Bir gece içinde 1 milyon kaldırmak işten bile değil. Düşün, 1 milyon. O zaman ne bileyim ben, bir amel... Tabii düzelir. Gider koca bir çiftlik alırız. Yemyeşil çayırlarda küçük beyaz kuzuların ağzını öperek uyanırız. Hiç yaşamadığımız gençliğimizi yaşarız. Ben güvercinlerle balık beslemek isterim abi. Hem ne bileyim, ben belki hani ayağım düzelince belki evlenirim de. Belki çocuklarım da olur. Bana dayı diye bağırırlar. Onlara kapan yapmayı öğretirim. Senin de çocukların olur. Tabii olur. Beni gerçekten seven bir kız bulursan. Hoş geldiniz Tülin Hanım, buyurun emredin. Geniş kenarlı bir şapka istiyorum. Hay hay efendim, buyurun. Evet, hiç de fena değil. Çok yakıştı size. Şey, kenarı pek dar değil mi? Biz size hiç kötü mal verir miyiz? Bakın bu nasıl? Şu vitrindeki daha mı iyi dersiniz? Peki efendim. Alıyorum. Faturayı babama gönderirsiniz. Emredersiniz Tülin Hanım. Güle güle efendim. Zevk sahibisin. Güzel bir şapka almama yardım ettin. Başka türlü de yardım edebilirim. Öyle mi? Senin kadar yakışıklı birinden hiç yardım almadım. Ben de senin gibi güzelden yardım almadım. Arabam orada. Buyurun gidelim. İsterseniz ben kullanayım. Yolları tarif etmekten daha kolaydır. Tabii, buyurun. Buyurun.
Senin gibi bir erkeği daha önce tanımadığım için çok talihsizim. Doğru. Herkesin başına böyle devlet kuşu konmaz. Bu kız olduğundan emin misin? Öyle bir pilci 20 yıl görmesem unutmam patron. Senin bebek yüzlü boş durmuyor. Tereyağından kıl çeker gibi arakladı kızı. Belki de milyonu kendisi vurmak istiyor. Bırakalım vursun. Biz de hazıra konarız. Hem artık işi bitsin bebek yüzlünün. Bir milyon mu? Oo, çıldırdınız mı siz? Kimsiniz? Nereden telefon ediyorsunuz? Cennetteyim. Tülin adında bir huriyle halvetteyim. Kızım nerede? 10 dakika sonra yanında olacak. Hadi arabana dön. Hadi. Peki gidiyorum. Al 2 tren bileti. İlk tren 1/2 saat sonra kalkıyor. Çabuk istasyona git, beni bekle. Tren kalkmadan geleceğim. Ya gelmez? Gelmezse? O zaman eve dön. Kucağındakine sahip ol. İyi sakla onu. Unutma. Çiftliğimizin parası. Abi. Hadi. Boşuna uğraşma, zaten ayrılık saati geldi. Sevgili pederin seni bekliyor. Seni pis serseri seni. Hadi dur lan bak. Hadi tüy bakalım. Arabamın anahtarlarını ver diyorum sana. Araban bana lazım, sen babanın arabasına bin hadi. Kızım, evladım. Hadi geç. Çabuk çek. Murat. Etrafın sarılı. Vuracaklar seni. Baban mı? Hı. Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler. Para yok. Biliyorsun. 15 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Senin ölmeni istemiyorum Murat. Ver parayı şunlara. Bulamayacaksın. Tam babanın kızı gibi konuşuyorsun. Baba! Ateş etmeyin sakın, ben buradayım. Durun! Hadi çabuk kaç. Zehra çık oradan. Çık oradan yoksa ateş ederim.
Bir milyon liraya kan doğradın. Arabaya çabuk. Geri dönün. Ben biliyorum yapacağımı. Olayım. Tren kalktı mı acaba? Çoktan kalktı abi. Nerede? Para nerede dedim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Thank you.
Paralar burada. Bak buldum işte paraları. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi. Çiftliğimizi benim için de süsün. Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini. Hiç kimse tek başına kuvvetli değildir. Unutma. Ne işi var bu adamın mezarın başında? İnsan annesinin mezarını ziyarete gelmez mi evlat? Annesi. Ağızlık kullanmadan sigara içemeyen birini arıyorum. Polis! Polis! Bir de size bu paraları veren cömert patronunuzu arıyorum. Konuş! Nerede olduklarını bilmiyorum bebek yüzlü. İnan bana. Kim bilir? Saklanıyor senden tabii. Bulamazsın onu. Kim biliyor yerini? İhsan bilir. Bir İhsan bilir. Dağ köşkünde. Kimsin? Ne istiyorsun? Dudağındaki ruşun sahibini arıyorum. Bebek yüzlüğü. Acele etmezsen ömrün oldukça ararsın polis efendi. Dağ köşküne gitti.
Ne istiyorsun? Yemin ederim suçum yok benim. Dair nerede? Bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Hayır, hayır. Yapma. Elim yanmadan atarım kibriti. Kızının, sadece kızının yerini biliyorum. Kızı okula gidip geliyor. Muhafızı da Giray. Ağzını kaybeden Giray mı? Evet. Islak ıslak sigara içme sakın. Saatine dokunur. Babam bu gece de gelmeyecek mi? Bu gece de başka gecelerde. Bazı şeyler unutulana kadar saklanması gerekiyor. Ben muhafızınız oldukça rahat uyuyabilirsiniz Zehra Hanım. Bunu mu arıyorsun? Kimsin sen? Size masal anlatmaya geldim. Buradın sesi bu. Bebek yüzlüğü. Hoşlanmam saklan baştan. Söyle ne istiyorsun? Lan. Kız kardeşimin kanını istiyorum. Onu babana sor. Daha 3 gün önce senin gibi nefes alan, konuşan, pırıl pırıl bir kız vardı. Bir tahta parçasına dayanarak yaşıyordu. Küçücük bir dünyası, küçücük dünyasında onu mutlu edecek tek bir umudu vardı. Anne olmak. Günün birinde anne olacaktı. Minik bir bebeğin sıcaklığını duymak için yaşıyordu. Yaşamıyor şimdi. Bir sürü çirkin nefesleriyle kirlettiler onu. Dünyasını kararttılar. Beğendin mi bu masalı? Benim acımı baban da duyacak. Merak etme. Dişe diş. Daha 16 yaşındaydı. 16'sında mutluluğa hasret küçücük bir çocuktu. Silahsızım. Ben de. Yes.
Korkudan kadın gibi saklanan baban peşinden gelecektir, merak etme. Kardeşinin acısına saygı duyuyorum. Hayret. Tahir gibi bir canavarın kızının ağzından saygı lafı işitmek. Korkma. Baban gibi sütü bozuk değilim. Seni sadece yem olarak kullanacağım. Baban seni almaya gelene kadar misafirimsin. Onun için ayırdığım birkaç kurşunum var da. Sen de suçlusun. Babamın kirli işlerine alet oluyordun. Bizi büyüttü diye minnet borcumuzu ödemeye çalışıyordum. Beni maşa gibi kullandığını öğrenene kadar en güzel 15 yılım gitti. Onu öldürünce kaybettiğin yıllar geri gelecek mi? Geri gelmese de olur. Nasıl olsa kazanacağım hiçbir şey kalmadı hayatta. Buldun mu Tahir? En iyi üç adamıyla yola çıktı bile. Yola başkaları da çıktı. Kim? Polisler. Bana kalırsa Tahir'i bekleyecek vaktin yok. Cinayet suçundan aranıyorsun. Bekleyeceğim. Murat. Her şey bitti artık. Aptallığı bırak. Bu yol mahzenlerden rıhtıma gider. Su ve bataktır ötesi. Hadi. Bekleyeceğim. Arkadaşımın şimdi bir sabaha karşı yola çıkıyor. Rıhtımda bir motor bekleyecek seni. Durma, başka çaren yok. Unut şu fiilini, hayatını düşün. Ölümün Selma'yı geri getireceksin, beraber ölelim. Kardeşimi bu kadar uçsuzdan bırakacağım. Onu ellerimle toprağa sokup bir korkak gibi kaçacak mıyım? Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmez misin? Bizim gibi sokaklarda büyüyen insanların sevmeye hakları yoktur. Kardeşlerini bile. Murat, çılgınlık etme. Hayatın ortada, geliyorlar. Durma, kaç, kaç. Biz oyalarız onları, fırla. Hadi diyorum sana. Hadi. Hayır. Sen kalacaksın. Ben de geleyim. Ben ölürsem kurşun sıkmazlar sana. Ölmemi istemiyorsun. Niçin? Çünkü kendimi bildiğim günden beri seni seviyorum. Ne olur Murat, hiç olmazsa motora bininceye kadar yanında kalayım. Nerede? Kaçtı. Ana kapıdan. Az önce. Ama daha sokağa çıkmamıştır.
Sen kal, bu ite bekçilik edeceksin. Yürü! Gel şuradan! Sigara içer misin? Eyvallah! Fırla Murat! Ver be arkadaşım. Yaşasam ne fark edecek sanki? Hiç buradan daha güzel yerler görmedim ki zaten. Hadi git sen. Hadi. Kardeşinle hayal ettiğin çiftliği kuracaksın. Söz vermiştin. Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa. Senin kötülüklerine perde olmaktan iyidir ölmek. Zehra! Kızım! Aklını başına topla! Babanım ben! Çocukken inanırdım buna!
Motora kestirmeden bir yol var Zehra. Vedalaşmaya zaman yok herhalde. Hadi eyvallah. Hoşça kal. Murat! Attığın kurşunu pahalı ödeteceğim sana. Bir gün dönüp beni de alacağını bilsem, ömrüm oldukça beklerdim. Söz veriyorum, bir gün dönüp alacağım seni. Hey delikanlı, ne işin var bincin üstünde senin? Seni yavaş yavaş indireceğim aşağı. Üstüne yapıştıracağım. Kopyasını çıkartacağım. Ne olur bırak babacığım, yalvarırım. Ben çekil bırak. Başımdan da defol. Bırak gitsin. Defol ha. Çekil kız başımdan. Kadaya sokma beni Zehra. Ne olur baba. Defol ha. Defol bırak beni. Seni ömrüm oldukça unutmayacağım. Kimsesiz bir kız hatırlanmaz Murat. Güle güle. Kurtuldun artık. Yeni bir dünyaya gidiyorsun.
Düşünüyorum da acaba iki kişi sığmaz mı bu dünyaya? Belki o çiftliği birlikte kurardık. Bebek yüzlü. Dur. Abim o benim. Öyleyse yardım etsin sana. Çok geç. İp koptu artık. İndir silahını bebek yüzlü. Yoksa ateş edeceğim. Sakın sen ateş etme Turgut. Beni biri vuracaksa o sen olma sakın. Öyleyse indir silahını. Ver. Ölmeyeceksin değil mi? Ölmeyeceksin. Beni öyle biri vurdu ki istesem de yaşayamam artık. Başından beri sana yardım etmek istedim bebek yüzlü. Bilmiyorum neden ama istedim. Ben biliyorum. Ama söylemek için geç kaldım. Her şey için geç kaldım. Yardım et ona. Daha vakit varken yardım et. Çünkü o...